hayatı artık farklı bir yönden algılayıp problemlerimizi çözmenin başka yolları olduğunu bilme alanına geçiş yapmalıyız diyorum ben özellikle eğitimlerde. Ve ben görülmüyordum. Öyle söyleyeyim. Başarıların hani takdir edilmiyordu. Kabul görmeme vardı. Kendimi görememe çok vardı. Bir şekilde o istediğimiz görülme, duyulma, kıymeti bilinme dediğimiz alana iş yapmakta zorlanıyoruz. Ta ki bakış açımızı değiştirene kadar. Evet. O zamanki Zeynep'le şu zamanki Zeynep arasında gerçekten fark var. Bunu sadece ben değil, çevremdeki herkes çiçek açtığımı söylüyorlar. Bence en güzeli şu, çaresiz olmadığını görüyorsun. Çünkü mesela sen değişirsen etraftaki herkes değişiyor. Senin kendine muamelen değişirse etraftaki herkesin muamelesi de sana karşı değişiyor. Evet. Bence en güzeli bu. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ruhun Bedene Mesajları 3. bölümdeyiz. Ve bilişsel yenilenme tekniğiyle çalışmalar almış ya da sadece bunun eğitimini almış ve bir şekilde bu uygulamayla muhatap olmuş ve hayatında bir takım farklı deneyimler yaşamış konuklarımı ağırlamaya devam ediyorum. Bugünlerde tabii öğrencilerimle başladım. Bilişsel yenilenme uygulayıcısı öğrencileri. Ki biz orada diyoruz ki bilişsel yenilenme bir teknikten öte bir hayat tarzı olmalı. Bir yaşam şekli olmalı. Hayatı artık farklı bir yönden algılayıp ve artık problemlerimizi çözmenin başka yolları olduğunu bilme alanına geçiş yapmalıyız diyorum ben özellikle eğitimlerde. Yine çok kıymetli bir konuğum var. Öğrencim Zeynep. Yaklaşık bir yıldır tanışıyoruz Zeynep'le. Ve işte tabii eğitimler kalabalık olunca çok böyle kişisel deneyimleri bilmiyorsunuz ama sonrasında özelde onların da kendilerine ait çok güzel deneyimler yaşadığını duyuyorum. Ve Zeynep'in de paylaşmasını rica ettim. O da sağ olsun bu ricamı kırmadı ve kalktı geldi. Güzel oldu böyle stüdyoda evet. Da. Zeynep, ben daha fazla konuşmayayım, o hikayesini anlatsın. Hoş geldin Zeynep. Merhaba hocam, teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle kendini bize tanıtır mısın? Benimle tanıştığın ya da bu tarz yöntemlerle tanıştığın süreçte hayatın nasıl bir dönemindeydin? Ama önden önce Zeynep kimdir? Bize anlatır mısın kısaca? Tabii hocam. Ben genetik mühendisliği mezunuyum. Sonra immünoloji alanında master yaptım. Daha sonra da doktoramı immünoloji alanında yine tekrarladım. Ve sizinle de doktora sürecimde karşılaştım. Kötü bir dönemden geçiyordum. Hem iş yerimde hem evliliğimde güzel şeyler yoktu yani. İş yerinde dediğim sen asistandın değil mi üniversitede? Ben, evet asistandım. Yardım. Bir asistanlık yapıyordum. Oradayken de tabii böyle üstlerinle, arkadaşlarınla sorunların oluyor. Ve bunlar çözülemeyecek hale geldiğinde artık hani bunalma noktasına geçiyorsunuz. Evet. Bu bunalma noktasından da hani geçiş biraz zor oldu benim için. Evet. Öyle söyleyeyim. Bölümün de zormuş zaten. Biraz evet bu da etkiliyordu. Hani hem çalışma ortamı hem insanlarla olan iletişim bozukluğu. Bunların evet. Hepsi çok etkiliyordu. Ki akademik süreci geçirenler özellikle doktora yapanlar bunu çok siz iyi bilirler. Siz beni çok iyi anlarsınız. Çok iyi anlıyorum kesinlikle. Benim de aynı tarz şeyler başıma geldi. Sonrasında sizinle tanıştım. Geçen sene Ağustos ayında tanışmıştım. Sizinle danışmanlık aldım. Sonrasında da eğitimlere katılarak işte sizinle birlikteliğimizi devam ettirdik. Evet. Bu süreçte yani o zamanki Zeynep'le şu zamanki Zeynep arasında gerçekten fark var. Bunu hani sadece ben değil çevremdeki herkes çiçek açtığımı söylüyorlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü ruhsal durumum da çok değişti. Yani o süreç belki 10 sene veya 5 sene olabilirdi ama bu sizinle tanıştıktan sonra böyle bir eğitimi alıp hani bu süreçle hayatımı entegre ettikten sonra daha güzel bir yani daha kısa sürede başardım öyle söyleyebilirim. Evet. Peki çok özel olmayacaksa bize oradaki yaşatan seni sıkıntıya sokan olaylara şöyle biraz somutlaştırsan neler dersin? Yani somut planda neler yaşıyordun? Seni bu kadar sıkıntıya sokan şeyler anlaşılmam hani ikili ilişkiler dedin, eşim dedin ve dedin işte çalışma ortamı dedin değil mi? Orada yaşadığın sorun neydi? Evet, çalışma ortamımda şöyle bir durum vardı. Hani mobbing çok vardı ve ben görülmüyordum. Öyle söyleyeyim. Başarıların hani takdir edilmiyordu. O oldukça sürekli üstlerimle problem yaşıyordum. Yetersizlik hissi vardı. Kabul görmeme vardı. Kendimi görememe çok vardı. Ama bunlar sonra fark ettiklerini. Aslında senin bizzat deneyimlediğin
görülmeme, duyulmama, dikkate alınmama, değerin evet. bilinmemesi aynen, aslında değil aynen mi? Aynen öyle. Bu hepimizin yaşadığı bir süreç ve o zaman ne yapıyoruz? Biz bu insanları hayatımızdan çıkartmaya çalışıyoruz ya da onları oturup anlatmaya çalışıyoruz. Bak ben böyleyim, bak beni bir gör, bak beni bir duy. Tatlı dille söylüyoruz ya da acı olmuyor. Dille söylüyoruz. Bir şekilde o istediğimiz görülme, duyulma, hı-hı. kıymeti bilinme dediğimiz hı-hı. alana değil mi? Geçiş yapmakta zorlanıyoruz. Ta ki bakış açımızı değiştirene kadar. Evet. Nedir bakış açısı? Aslında kendime bu görünmeme sürecinin aslında benim kendimi görmemem olduğunu öğrendikten sonra hayatımda bir sürü şey değişti. Evet. Böyle bir... Burayı biraz açar mısın? Herkes anlamamış olabilir. Yani benim görmemem derken hani az önce bahsettik üstlerin tarafından, hı-hı. hocaların ya da işte belki eşin tarafından hı-hı. görülmeme, dikkate alınmama ya da değersiz, yetersiz hissetme. Hı-hı. Aslında bunların senin kendine yaptığın şeyler olduğunu. Aynen öyle ve şöyle de bir olay geldi başıma. Ben karşıdan karşıya geçmek isterken bir tane araba çarptı bana. Ama geçmiş olsun. Şey çok küçük bir çarpmaydı ama yani hani orada çarpmaması gerekiyordu öyle söyleyeyim. Hmm. Sonra şoför bana sizi görmedim dedi. Görmedim mesela o olayın şokuyla hani bağırabilirsiniz, bir sürü şey yapabilirsiniz şoföre. Ama benim ilk aklıma gelen beni nasıl görmez? O zaman ben kendimi görmüyorumdu. Yani artık onlarınla yaşadığın deneyimler değil, somut planda biri sana seni görmüyorum aynen, demiş. Artık şöyle de hani görmüyorum dedikten sonra da ben o zaman kendimi görmüyorum dedim. Orada sizden öğrendiğim yöntemlerle bir çözümleme yaptım. Evet. Çözümlemenin sonunda da ben Amerika'ya başvurmuştum bu postdoc için. Hı-hı. Oradakiler de benim mailimi görmüyorlarmış aslında. Aslında ben görünmek istememişim. Biz diyoruz ki insan zaten kendinden başkasını bilmez. Kendini nasıl biliyorsa etraftan o muameleyi görür. Kendini görmeyen, duymayan, dikkate almayan karşı taraftan görülmez, duyulmaz, dikkate alınmaz. Ama sen kendini görüp, duyup, dikkate alırsan görülürsün. Evet o Amerika'da, bu arada tebrik ederim buradaki doktoran bitti. Hı hı. Heh, o sürecini şimdi paylaşmanı istiyorum. O araba çarpmasıyla o nasıl bağladın onu anlatır mısın? Şöyle oldu. Ben oraya başvurmuştum ve bekliyordum sonuç. Ama hani haftalar geçti daha gelmedi. Ben merak ederken, işe giderken de araba çarptı bana. Hı. Araba çarptıktan sonra adamın bana... Sizi görmedim demesiyle çünkü orada beni görmemesinin imkanı yok. Hmm. Öyle görmedim deyince ben ilk aklıma gelen şey şu oldu işte eğer o beni görmediyse demek ki ben karşı taraftan görülmüyorum. Demek ki ben kendimi görmüyorum. Sonradan da böyle bunun üzerine düşündükçe aslında muamelenin benim kendime yaptığım muamele olduğunu fark edip idrak ettikçe Amerika'dan da yani gerçekten bu... Hatta demiştin, oturup bir çalışma yaptım, eve gider gitmez demiştin. Aynen öyle. Değil mi? Çözümlememi yaptıktan sonra gerçekten o akşam bana mail geldi. İşte mailiniz spama düşmüştü, sizi görmedik. Bu yüzden de geç cevap verdik, kusura bakmayın. Sizinle işte Zoom toplantısı yapmak istiyoruz diye mail geldi. Bu kadar basit bir şeydi aslında evet, ama. Evet değil mi? Yani ama oradaki arkadaşın da anlatmıştın ya. Demiştin ki yani biri bana işte araba çarpsa oturup da bu bana niye çarptı şimdi? Acaba ben mi kendimi görmüyorum diye bir çıkarım yapmaz kimse kolay kimse kolay. Yapmaz. Ama sen sadece çıkarım yapmamışsın, eve de gidip çalışma yapmışsın. Evet. Sonra akşamına da evet sizi gerçekten görmedik diye bir de Amerika'dan bir de mail gelmiş. Teyit ettim onlarla da. Aynen öyle oldu. Ama o an gerçekten kızgınlıkla hani kavga bile çıkardı yani. Ama evet. Sonradan bu artık bu benim yaşamıma entegre olduğu için de ben kendim şey yaptım. Hani eğer o beni görmezse nasıl olur? Evet. Gibi. Aslında çok güzel bir örneksin. Ne için? Algıların değiştiğinde hı-hı. hayat değişiyor dedik ya. Hı-hı. O dediğin hani biri bana çarpıyor ve hiç yani o kadar net bir şekilde görülürken koskoca yolda dedin ya çok garip bir şeydi. Hı-hı. Bunu bana ayrıntılı anlatmıştın. Hı-hı. Tuhaf ve normalde eski Zeynep olsa ya da başka biri olsa kesin adamla tartışırdı. Kesin. Bizler zaten bunu yapmaya çok alışırız. Hı-hı. Tartışıyoruz ve diyoruz ki nasıl beni görmezsin diyoruz. O andaki tepkiyle çekip gidiyoruz. Hı-hı. Ama biz ne diyoruz Zeynep? Her şey senin hayatındaki her şey senle ilişkili. Hı-hı. Biri durduk yere arabayla sana çarpıyorsa ve dönüp de sana görmedim diyorsa evet burada garip bir şey var. Var. Biz hani garip bir şey var deyip karşıya
yönelmek yerine evet bu durumda garip bir şey var, nasıl görülmem diyorsun. Ama sen orada tabii ki bu bakış açısına sahip olunca orada Amerika'yı bağlamışsın oraya. Belki nice olayları bağladın. Ama bu artık hani yaşamımızın bir parçası olduktan sonra bir de bence en güzeli şu, çaresiz olmadığını görüyorsun. Çünkü mesela sen değişirsen etraftaki herkes değişiyor. Senin kendine muamelen değişirse etraftaki herkesin muamelesi de sana karşı değişiyor. Evet. Bence en güzeli bu. Çünkü yani bu şeyin içerisinde, bu döngünün içerisinde kısıtlı yani şey de kalabilirdik. Tabii ezilip gidebilirdik. Ezilip de gidebilirdik. Evet. Ama bunu değiştirebileceğimizi bilmek de çok güzel bence. Evet. Kesinlikle çok doğru bir yerdesin. Yani bugün günümüzdeki insanların %80-90'ı hani hayatta kendince bir işte kariyer yapmadıysa ya da bir şey yapmadıysa kendini hiçbir şey zannediyor. Ya da işte bulunduğu alanda bir şey yaşadıysa başkalarından kaynaklı zannediyor. Bazen işte doğduğu aileyi, bazen işte evlendiği kişiyi, bazen içinde bulunduğu koşulları suçluyor. Ki şahsım olarak hep bunu yaptık. Ya da o yüzden de o koşulları nasıl değiştirebilirimin derdine düştük. Ama hiçbirimiz kendi değiştirmenin derdine düşmedi. Evet. Koşulları nasıl daha düzeltebilirim? Evet. İşte okul, hayatım, işte danışmanlık, evet, şu bu ne yapabiliriz dedik. Hep dış unsurlarda çözümü aradık. Bu da insan hayatını birilerine mecbur ve muhtaç bırakıyor. Evet. Ve onlar buna gönüllü değilse dediğin gibi çaresiz bırakıyor. O razı olacak, seni görmeye niyet edecek ki sen artık görünebilesin zannediyorduk. Ama biz artık şunu da biliyoruz. Gerçekten görmüyor karşıdaki seni. Evet. Yani şöyle bir şey değil. Bak biz öyle algılıyoruz ya. Özellikle sen o yaşadığın doktora sürecine birazcık değinmek istiyorum. O yaşadığın alanda kendini değersiz ve yetersiz hissedip hep kenara itilen Zeynep olma konumu. Aslında bu hayatta senin kendine hep bunu yaptığını gösteriyor. Zeynep kimdir? Neyi sever? Neyden keyif alır? Değil. Ben şunu görüyorum Zeynep. Bazen sorumluluklarımıza ve isteklerimize o kadar odaklanıyoruz. Ki kendimizi unutuyoruz. Evet. Bazen beni yadırgayacaklar. Onlar biz değil miyiz? Değiliz. Değiliz. Zeynep kendi başına başka bir şey. Evet hani bir çiçek kokar ve güzel bir görüntüsü vardır ama çiçeğin kendi içindeki çalışma şekli ve frekansı çok başkadır yani o. Ama biz nasıl kokusalarım da nasıl karşıyı çekerim ya da nasıl karşıyı iterimin derdindeyiz. Ama çiçek misin, böcek misin, neysen o olma boyutuna geçip benim ihtiyacım ne ya? Ben ne istiyorum gerçekten? Deyip kendimize yönelmediğimiz için dışarıdan bize aslında bir takım sabotajlarla bir dön bir bak kendine deniliyor. Evet aynen öyle oluyor. Ama işte bu çaresiz olmadığını bilmek bence bu sistemin en güzel şeyi. O dediğin çaresizlik zaten hani artık bütün sistemin enerji ve frekanslar üzerinden işlediğini biliyoruz. Maddenin aslında enerji formu olduğunu biliyoruz. O çaresizlik dediğin duygu hepimizin sıkça yaşadığı bazen bir hastalık, işte bazen bir doktora danışmanı, bazen bir eş, bazen bir çocuk ya da herhangi bir problem karşısında yaşadığımız o çaresizlik duygusu hepimizi aşağı çeken bir şey zaten. Hani bu evet yapacak bir şey yok, her şeyim ona bağlı. Kendi hayatını birilerine bağlı zannetmek ve bu konuda kendini aciz ve güçsüz hissetmek. Bence frekansımızı düşürüyor. Peş peşe başka olayların gelmesine sebebiyet veren de bu diye düşünüyorum. Ben ki sen de dedin ya programın başında söyledin ya aynı anda hem eşimle ilgili evliliğimle ilgili hem de iş yaşantımla ilgili süreci birlikte yaşıyordum sıkıntılı süreçleri. Hani bizde de bir laf var ya gelirse üst üste gelir. Aslında gelince üst üste gelmiyor. Senin o anca frekansın düştükçe hayatına yeni negatif enerjiler gelmeye başlıyor. Aynen. Orada ikili ilişkilerde özellikle yaşadığın neydi desem? İkili ilişkilerde de yetersizlik ve değersizlik hissi daha çoktu vardı diyeyim. Değersizlik hissiyle mesela başa çıkmak için de karşı taraftan veya her taraftan işte değerli olduğunu hissetmek istiyorsun. Bu sefer de tabii ki de karşı tarafa yük biniyor. Yani senin de değerli olduğunu farklı anlatmasını istiyorsun ama orada da şöyle bir şey var. O sana ne kadar anlatsa bile sen onu görmeyeceksin. Yani bu boşa çabalamak gibi bir şey isterse siz hep söylüyorsunuz ya ağzıyla kuş tutsun. Başının üstünde gezdirsin. Sen diyeceksin ki benden bir menfaati var diyeceksin. Aynen öyle. Çünkü gerçekten insan kendi değerinin kıymetini bilmediğinde karşı ona istediği kadar kıymet versin. Hani biz o yaşadığın süreçteki karşındaki kişileri
Zaten suçlamamayı da öğrendik. Hı hı. Diyoruz ki bu bizim algımız. Hı hı. Bu kişiler belki üzerlerine düşeni fazlasıyla bile yaptılar. Bilemiyoruz, hı hı, Allahu alem. Hı hı. Ama biz kendimize bakıyoruz. Diyoruz ki evet, bu süreci ben yaşadığıma göre, bu kişiyi hayatıma çektiğime, hı hı, göre, bu benim kendimi görmemem, kendi değerimi bilmememle, hı hı, ilgili ve bu sürekli, bu bazen ben danışanlarda da bunu söylüyorum. Gerçekten karşına değerini, kıymetini bilmeyen biri de gelebiliyor. Hı hı. Ya da bilse de senin algında böyle bir gerçeklik olmadığı için kendi ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu, istidatların ne kadar yüksek olduğunu fark edip bilmediğin için karşı bir şekilde sana perdeleniyor. Hı hı. Yani bu duygular perdeleniyor. Negatif alanları kalıyor bu sefer sadece. Evet, sadece onun değersizlik duygusunu görüyorsun. Öyle olunca da yani ne evliliğin kalıyor ne de herhangi bir arkadaşınla da problemlerin oluyor. İşte de problemlerin oluyor. Ama işte orada karşı tarafın muamelesini değiştirmek için işte kendini değiştirmek, bu sana hani sistemine entegre olduğunda da zaten, evet, her şey değişiyor. Ya enerjin değiştiğinde zaten şöyle, enerjine uyumluysa kişi o senin zaten enerjine uyumlanıyor. Ya da zaten dedik ya, adam zaten sana değer veriyor ya da işte karşındaki kimse. Ve sen artık onu almaya başladığın için zaten düzelme başlıyor. Ya da gerçekten arkadaşlar hayatınızdan çekip gidiyor insanlar. Yani o enerji değiştiğinde bir bakıyorsunuz o kişi gitmiş. Çünkü her şey enerji ve frekans üzerine ilerliyorsa sana uyumlu olmayan biri zaten hayatına gelmiyor. Böylesi dönemlerde zaten bazen danışanlara yapınca, hadi öğrencisiniz siz artık bunu tamamen öğrendiniz ama işte diyor ki karşıma çok narsist biri geldi diyor. Sen de yaşamış mıydık onu? Evet. Orayı anlatır mısın? Sen, siz o danışmanlık okuma yapmışımdır ben sana. Evet, danışmanlık yaptım. Neler dedim? Ben size hani kendi şeyimi anlattığımda şikayetçi olduğum durumları, işte karşımdaki ne yapsam almıyorum değeri gibi şeyler söylediğimde siz aslında siz o değeri ben görmediğimi söylemiştiniz. Evet. Evet, yani sen karşıya hangi kelimeleri sayarsan aslında o saydığın kelimeler, işte narsist, düşüncesiz ya da işte benim değerimi bilmiyor dediğin kişi. Aslında arkadaşlar Türkçe tercümesi şu: ben narsistim. Ben düşüncesizim. Ben düşüncesizim. Kendi değerimi bilmiyorum. Burada narsistim deyince tabii ki herkes denecek. Çünkü bu cümleyi artık ben çok duyuyorum. Benim eşim bir narsist diye. Herkesin çok söylediği bir şey. Burada da şu açıklamayı yapalım. Sen ya da yap o açıklamayı. Bilişsel yenilenmede biz, sen istediğin kadar, hani narsist kelimesi ne demek? Kendini önemseyip karşıyı yok sayan demek ya. Ben hep şunu görüyorum. Kelimelerin anlamı bozuldu. Bizler sanki kendi dikkate almak için narsist olmak zorundayım zannedip bilinç dışı alanda kendimi dikkate almak ve karşıdan gelen tavra tarza maruz kalmamak için narsist olmalıyım deyip nefis planında bir set çekiyoruz. Bu sefer de diyoruz ki narsist olmamak, karşıyı dikkate almak için kendimi yok saymalıyım diyoruz. Aslında bizim orada bahsettiğimiz çok ince bir şey. Program ilerledikçe ve eski videoları izlerseniz arkadaşlar bu bakış açısını çok daha iyi anlayacaksınız. Yani orada biz kimseye hakaret etmiyoruz. Biz diyoruz ki dualite var. İnsanın içinde hem o narsist var ama insanın içinde hem de o bir o kadar sağduyulu, karşıyı dikkate alan, uyumlu, sevecen, naif kişi var. Ama biz ne uyumlu ve naif olmanın ne de kendi dikkate almanın dengesini tam kuramadığımızda kendimizi dikkate almak için karşıyı yok sayıyoruz. İşte bunun adı narsist oluyor. Karşıyı dikkate almak için de kendimizi yok sayıyoruz. Bu da yok sayılma, eziklik oluyor. Evet. Ve böyle çiftler zaten genellikle bir araya geliyorlar. Yani birbirlerini tamamlıyorlar. Geçen gün anne oğlu için danışmanlık alıyor. Çok böyle aykırı, asi bir çocuk diye. Anneye şöyle bir hani ruhsal okuma yaptığımda şunu gördüm. Anne de çok kontrolcü, gelenekselci, her şey olması gerektiği gibi gitmesi doğrultusunda hayatını planlı yaşayan bir anne. Karşısında çok asi, agresif, ondan sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen bir evlat gelmiş. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl anne oğul uyumu? Aslında burada şu var. Hayatımıza giren kişiler, senin örneklerin üzerinden de bunu teyit etmiş olalım. Ben dedim ki orada çocuğunuz size hayatta her şeyi kurallara bağlamak zorunda olmadan özgür, siz ona asilik diyorsunuz ama özgün ve özgür olmanın, yeri geldiğinde içinden geldiği gibi davranmanın mümkün olduğunun aşırılaşmış bir göstergesi. Siz de ona hayatta
bir şeyleri kontrol altında tutmak ve bir takım kurallara tabi olmak gerektiğini göstermenin aşırılaşmış bir boyutusunuz. Aslında birbirine şifa olmaya geliyorsun. O sana birazcık daha rahat olmayı, sen ona azıcık daha kontrollü olmayı öğretiyorsun. Ya da işte ikili ilişkiler üzerinden gidersek ona bakarak kendine dikkat almayı öğreniyorsun aslında. Kendi değerlerine, kendi kıymetine, Zeynep kimmiş, neymiş, neyi severmiş dikkate almayı öğreniyorsun. O da sana bakarak karşı nasıl dikkate alınırı öğrenmeye geliyor aslında hayatına. Ama biz bunu değil de karşıyı eleştirme doğrultusunda, yine dedik ya, karşıyı değiştirmeye, dönüştürmeye ya da ona sürekli onun üzerinden hayatı düzeltmeye çalıştığımız için çaresizlikte, değersizlikte, yetersizlik ya da acizlikte öyle bir alana geçiş yapıp sahip olduğumuz gücün ne diyelim, sıfır bile değil, altına iniyoruz. Evet, aynen öyle. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ilişkilerde işte veya arkadaşlık ilişkilerinde veya işte ikili ilişkilerde bir sıkıntı olduğunda karşıya küsüyoruz ve gidiyor, değil mi mesela? Evet. Ama burada mesela bizim kendimizi gördüğümüzde, karşı tarafın aslında biz olduğumuzu bildiğimizde, karşı tarafa ne gücenmeye gerek kalıyor, ne ilişkiyi bozmaya gerek kalıyor. Sadece kendimizi o şeyden çıkartıp değiştirdiğimizde aslında onlar bize iyilik ediyorlar. Çünkü evet, senin kendini görmeni sağlıyorlar. Evet. Zeynep şey gibi şu anda bana eğitimin ince noktalarını anlattırıyor. öyle güzel yerlere değiniyorsun ki, yok bu işin temel, yani bakış açısının temel noktaları bunlar. Karşındaki kişiyle bir şey yaşadığında biz hani dönüp de kardeşim önüne baksana demiyoruz ya da kızıp sen de bana niye bunu yapıyorsun demiyoruz. Ama ben hep şey diyorum, duygularınız bu, tabii ki yaşayabilirsiniz ama bilişsel yenilenmeyle, artık akıl ve mantık odaklı, arkadaş ben bunu niye yaşadım şimdi deyip karşıyı garipsemeyi bırak, ben nasıl bu enerjideyim şu anda deyip karşıdakini görüyorsun, işte narsist ya da düşüncesiz ya da işte küsmene sebebiyet veren herhangi sorun için neyse, bunun senin bir yansıman olduğunu fark ettiğinde, dediğin gibi karşıya herhangi bir kızgınlık, öfke duyup onun arana negatif bir enerji sokmuyorsun. Kendine dönüyorsun. Bu yani ekstra yeni negatif bir alana geçiş yapmanı da engelliyor aslında, öyle değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Böylece ilişkilerin de bozulmuyor ve sen hayatta da mutlu oluyorsun. Yani en güzeli bu bence. Evet. Senin kendi bu içindeki yaşadığın bu hani çiçek açmışsın dediler ya. Orada bize birkaç tane örnek verebilir misin? Şöyle ki ben hem bu süreç uzun sürebilirdi. Ben o zaman da insanlarla pek konuşmak istemiyordum. Sosyalliğim sıfırlanmıştı. İçine kapanmıştım. İçime kapanmıştım. Sürekli kendi başıma ve yalnız kalmak istiyordum. Hem burada dünyada yaşarken pek mümkün değil. Hele yaptığın iş. Hele yaptığım iş. Yani evet, sürekli işe gitmek zorundasınız. Sürekli insanlarla muhatap oluyoruz. Bundan sonra ben hani ne yapabilirim diye düşündükten sonra ve sizinle de tanıştıktan sonra ve şöyle, siz benim şöyle bir şeyimi görmeye gördürttürdünüz, öyle söyleyeyim. Yani bir insan mesela, bize Allah 10 yarattı, 10 birim yarattı. Ama biz örnek, farz-ı muhal, örnek veriyorum. Potansiyelimiz potansiyel değil mi? Potansiyel olarak 10 birim yarattı. Ama biz böyle yaşadığımız olaylarda hep biz 5'te kalırsak hani bu biraz haksızlık oluyor. Ona çıkmak için çok ben 11'ime çıkabilmek için çok uğraştım. Evet. Ve hani bu işte sosyal olmaksa sosyal olmak veya insan ilişkilerinin düzeltilmesi gerekiyorsa düzeltilmesi veya kendimi görmem gerekiyorsa kendimi görmem noktasında böyle somut olarak bunları yaşadım diye. Evet. Yani şey, evet, insan kendi potansiyelini bilmeyip fark etmediğinde o potansiyel kendini göstermek üzere olaylar ve hadiseler yaratıyor bize. Bu olay ve hadiselerin aslında dedik ya, enerji kaynağını aslında bulduğunda hem o potansiyele erişiyorsun. Potansiyele eriştikçe kullanmadığın için seni ters bir enerjinin içine de sokmuyor aslında. Değil mi? Özellikle. Tanıştığımız süreçte, evet, o doktora sürecinde, bitirme sürecinde özellikle. Yakın zamanda da zaten bitirdin. Evet. Şimdi de Amerika'ya gidiyorsun. Evet. İnşallah. Yani toparlayacak olursak, Zeynep'in ruhsal olarak, belki depresyon demeyelim ama değil mi, depresif, sıkıntılı bir sürecin ardından böyle bir alana geçiş yapıp enerjisiyle benim bildiğim kadarıyla etrafındaki arkadaşlarına da değil mi bu konuda danışanlık yapıp hem onları enerjinle etkilemen hem de onlara bu fikir yapısıyla, bu düşünce yapısıyla katkı olduğunu değil mi, bir arkadaşından bahsediyordun. Oluyor çünkü gerçekten bizim gibi insanlar, bizim gibi derken deneyimlemiş insanlar, bu konulara inancı arttıkça bu işlerin tesiri de artıyor.
ya gerçekten bu yapılabiliyor mu? Seni kaç yıldır tanıyan arkadaşın 2-3 aylık bir süreç ya işte eğitimler 2 gün sürüyor ya da işte danışmanlık neyse artık bunun adı. Zeynep kendini çözdükçe bir baktı ki 4 yıldır tanıdığı Zeynep değil çok mi? 2-3 ay içerisinde başka birine dönüşüyor. Hayatındaki problemler de öyle. Ben senin birkaç öyle dönüşünü hatırlıyorum. Hani özellikle o Amerika'dan kabul almanın biz sizi görmemişiz deyip dönmeleri. Bir de o artık bitmeyeceğini zannettiğin süreç. Akademik sürecin bitip özgürleşme kısmı düşündüğün gibi kötü olmadı çok şükür. Hak ettiğin gibi güzel oldu. Umarım daha da güzel olur. Çünkü bu süreç bitmiyor. Bana diyorlar bazen ne zaman bitiyor? Ben diyorum ki ölüne kadar. Çünkü insan hani 11'in falan diye örnek veriyoruz ama sonsuz potansiyele sahip bir varlık. Ezelden gelmiş ebede gidiyor. Burada da üzerine giydiği bu elbiseyle buradaki dünyadaki deneyimini yaşıyor. O yüzden o işte Zeynep şu anda evet bir derece ya da birkaç derece daha iyi. Ama eminim bu bakış açısıyla bir yıl sonra çok daha başka biri olacaksın ve bugünleri bile belki yadırgayacaksın bu sefer. Çünkü gerçekten öyle oluyor. Evet, bu bir süreç çünkü. Evet. O süreç aslında süreç olması da çok güzel. Bu kendini... Bir yaşam şekli aslında. Tamam, evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Yaşam şekli ve bu böyle kendini bildikçe daha da güzelleşen bir yaşam süreci. Evet. O yüzden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim o güler yüzün hem deneyimlerini bizle paylaştığın için. Çünkü bu da gerçekten büyük bir cesaret paylaşmak. Evet arkadaşlar bugün de sağ olsun Zeynep bizi kırmayıp geldi ve deneyimlerini bizle paylaştı. Bugün daha çok ilişkilere ve sosyal hayatımıza değindik. Bakış açılarımız değiştiğinde, algımız değiştiğinde hayatın nasıl değiştiğini, aslında bir şeylerin ne kadar kolay olduğunu, Zeynep'in deneyimleri ve benim yorumlarım vesilesiyle biraz daha anladık. Umarım herkese katkı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.